İnsanların buraya para atmasının iki nedeni var. Yatağımda bedbug denilen böcekten çıktı. Kızlar iki tane ayrı yatak tutmuşlar ama bütün odalardaki yataklar doluydu. İki kişiyi uyandırdılar. Dediler ki sizin bu akşam burada kalışınız yok. Roma'ya geldim. Burası Roma Uluslararası Havalimanı. Roma'da ilk dakikalarım. Şu anda şehir merkezindeyim. Kalacağım hosteli bulmaya çalışıyorum. Güzel olacağı benziyor. Ya her tarafta yine işte evsizler var, mülteciler var ama onları artık hiç çekmek istemiyorum. Önceki İtalya videolarımda çok gösterdim size. Birazcık İtalya'nın güzel taraflarını göstereyim. Roma'nın güzel taraflarını göstereyim. Böyle müzikli güzel tarihi mekanların arasından yürüyerek şimdi hostelime doğru gidiyorum. Evet, hostele geldim. Hostelimiz burası. Freedom Traveler. Herkese merhabalar. Roma'da bugün yağmurlu bir güne uyandık ve şu anda arkamda ünlü aşk çeşmesi var. Toplanan kalabalığı görüyorsunuz. Şimdi oraya doğru gidelim. Instagramcılar, TikTokçular, YouTuberlar, aşıklar, gezginler, hepsi burada. Herkes fotoğraf çekebilmek için düzgün bir yer arıyor. Aradaki boşluklardan sıyrılarak havuza yaklaşıyorum. Şurada bir boş alan var. Burada her milletten insan var işte gördüğünüz gibi. Sanırım paraları daha yeni toplamışlar. Havuzun dibinde çok fazla para görünmüyor şu anda. Rahibeler de burada. Bu yağmurda bile herkes orada hala fotoğraf çekilme derdinde. İnsanlar birazcık azaldı ama hala orada duran bayağı bir insan var. Biz de burada binanın altına saklandık. İnsanların buraya para atmasının iki nedeni var. Birincisi Roma'ya ölmeden önce tekrar gelebilmek. Diğeri de gerçek aşkı bulabilmek.
bunun için dilek dileyip para atıyorlar. Google'da yazdığına göre buraya günde 3000 euro madeni para atılıyor ve yılda 1 milyon eurodan fazla para bu çeşmenin havuzuna atılıyor. İnsanlar dileklerini diledikten sonra buraya madeni paralar atarak İtalya'yı, İtalya Kültür Bakanlığı'nı zengin ediyorlar. Burası Roma'da en yüksek rating almış ve en ucuz pizzacılardan birisi Pizza Florida. Bakalım pizzası nasılmış. İçeride sıra var. Pazar günleri kapalıymış. Bir tane pesto soslu pizza aldım, bir tane de hamsili pizza aldım. Roma'nın en güzel manzaralı yerini göstereceğim. Böyle bir manzara başka yerde yok. Böyle yüksek bir tepeye çıktım merdivenle. Aşağıda bayağı bir kalabalık insanlar var. Ve tam karşıda Kolezyum'u görüyorsunuz uzaktan. Capitolini Müzesi'ne geldim şimdi. Burada çok güzel heykeller var. Büyük bir meydana geldim. Gladyatör filmini izleyenler burada mı? Şu amblemi hatırlarsınız. S, P, Q, R harfleri. Lejyonlar. Burası Palazzo Venezia, Venezia Sarayı. Hemen yanında da Fomo Roma. Burada da bizim Anıtkabir'de olduğu gibi ve Yunanistan'da Sintagma Meydanı'nda olduğu gibi İtalyan askerleri nöbet bekliyor. Şimdi merdivenlerden en tepeye çıktım. Atın arkasına geldim. Bu da buradan manzaramız. Şimdi müzenin içindeki diğer balkona geldim. Burada biraz daha güzel bir manzara var. Buradan Kolezyum görünüyor mesela. Şimdi müzeye doğru gidiyorum. Bir zamanların süper gücü Roma İmparatorluğu'ndan kalanlar. Ağaçların güzelliğine bakar mısınız ya? Sarayı sağ tarafımıza aldık. Devam ediyoruz. Burası dün gece canlı müzik olan bar ve tam karşısı da terminal binası. Şimdi hostele geri dönüyorum. Hava çok kötü bugün. Üstümüzde hep kara bulutlar var. Bugünkü yediğim o pizzanın
hamsili olanı güzeldi ama pesto soslu olanı pek beğenmedim. Roma'ya daha önce gelip de bu söylediğimi hiç bilmeyenler için onlar kafalarını herhalde duvara vuracaklardır şimdi bunu duyunca. Roma'da ayın ilk pazar günü bütün müzeler ücretsiz. Bu sayede ücretsiz gezmiş olacağım. Ve gidebilirsem pazar günü Kolezyum'a da gideceğim. Ama yarın ve öbür gün nerelere gideceğim bilmiyorum. Hava güzel olursa gezeceğim. Bakacağız artık. Roma'dayım birkaç gün. 5 gün Roma'dayım. 5 gün Roma'dayım. Roma'dan sonra da kıta değiştiriyorum. Artık Avrupa bitiyor. Çok heyecanlıyım onun için de. Avrupa kıtasından ayrılıyorum. Ve çok uzaklara gidiyorum. O da artık sürpriz olsun. İlerleyen videolarda zaten göreceksiniz. Şimdi size kaldığım odayı göstereyim. Burası normalde 4 yataklı oda. Ama buraya 5. yatağı koydular. Dün burada 5 kişi kaldık. Şu benim yatak. Bugün şu ana kadar gelen olmamış. Bakalım belki de bu akşam tek yatacağım. Belli olmaz. Bu arada bu hostelde çalışan 2 kişi Türk. Resepsiyonda bir Bangladeşli çalışıyor. 2 tane de Türk çalışıyor. Dün gece onlarla tanıştım. Dün gece bir olay oldu hatta burada. Ben gece aşağıda otururken resepsiyonist 2 tane kızın rezervasyonunu yapıyordu. Amerikalı 2 kızın. Kızlar 2 tane ayrı yatak tutmuşlar bir odada. Ama bütün odalardaki yataklar doluydu. Sonra gittiler 2 kişiyi uyandırdılar. Dediler ki sizin bu akşam burada kalışınız yok. Onları uyandırıp yolladılar. Yerine de bu kızları geçirdiler. Abi şurası ve bu Fanta komple hepsi birden 5 euro tuttu. İnanılmaz ya. Bu Margarita pizza, bu da mozzarella pizza. Hepsi 5 euro. Bugün hayatımda ikinci kez kaldığım bir hostelde yatağımda bedbug denilen böcekten çıktı. Tahta kurusu. Çok kötü bir şey. Sürekli insanı ısırıyor ve bir yerleriniz kaşınıyor. Ben de onun videosunu çektim. Fotoğrafını çektim. Aşağıda resepsiyona anlattım, gösterdim. Bana dediler 2 günlük paranı iade edelim. Çamaşırlarını da biz ücretsiz yıkayalım dediler. Öyle anlaştık. Bakalım henüz bir ödeme yapmadılar bana. Ne olacak göreceğiz. Evet, çamaşırları burada yıkattım. 8 euro tuttu. Tahta kurusu olayından sonra hostelde odamı değiştirdiler. Şimdi kaldığım odada 4 kişilik bir oda burası. Şurada yatıyorum. Benim haricimde de 2 tane kız var odada. Diğer kaldığım odada 4 kişi kalırken de 5 kişi kalırken de hep erkekler kalıyordu sadece. Hatta burası erkekler koğuşumu diye böyle dalga geçiyordu adam. Neyse şimdi burası güzel. Burada hiç tahta kurusuna falan rastlamadım. Bu arada bugün demiştim ki her ayın ilk pazarında Roma'da bütün müzeler ücretsiz demiştim. Ama bütün müzeler değilmiş. Maalesef çok şanssızım. Vatikan hariçmiş. Vatikan'ın ayın son pazarıymış. Ayın ilk pazarında da Kolezyum ve bir liste var işte. Bayağı bir müze var. Onların hepsi ücretsizmiş. Herkese merhabalar. Güzel bir Roma sabahına uyandık. Bugün yağmur yağmıyor. Çok şükür. Her gün yağmur, her gün yağmur. Bugün Kolezyum'a gidiyorum. Kolezyum bugün ücretsiz. Basilica Papale di Santa Maria Maggiore'yi görüyorsunuz şu anda. İtalya'da latte istediğinizde size süt getiriyorlar. Kahve isterseniz kafe latte demeniz gerekiyor. O yüzden bu sabaha sütle başlıyorum. Evet, geldik tarihi Kolezyum binamıza. Evet, şimdi merdivenlerden iniyorum. Kolezyum'un içine doğru gidiyoruz. Hava biraz rüzgarlı ama
yine de bayağı kalabalık insanları görüyorsunuz. Herhalde bu giriş için sırada bekleyenler. Şu aşağıdakiler. Evet, Kolezyum sırası bu. Sıranın ucu nerede başlıyor bilemiyorum. Şöyle yola doğru çıkacağız. Bekleyişimiz sürüyor sırada. Bakın buradan böyle gidecek, böyle dolaşacak. Ondan sonra şu tarafta içeriye gireceğiz. Ama hızlı gidiyor ya. Sıra şurada bitiyor. Oradan bilet alıyorsunuz. Bilet ücretsiz. Sonra bileti buradan okutup içeriye giriyorsunuz. Şimdi içeriye girme zamanı. Bilet. Evet, içerideyim. Burası kolej. Sana mezar olmuş bir arenayı görüyorsunuz. Burada selfie çekilme sırası var. İnsanlar yaklaşık 3-5 dakika selfie sırası bekliyorlar. Bir de bu açıdan görelim. Bol bol selfie çubuğu ve selfie çekenleri görüyorsunuz. Bu yapının günümüze kadar böyle sağlam kalabilmesi gerçekten çok iyi. Aslında tamamen sağlam değil ama yine de büyük bir bölümü sağlam kalabilmiş. Şimdi en son olarak bir de aşağıdan görelim. Burası da Kolezyum'un içi. En alt kısmı. Çok heyecan verici ya. Gerçekten tarihe tanıklık ediyoruz. Burada ne anlar yaşandı, ne tarihler yazıldı. Roma imparatorları buralara hep geldi gitti. Roma halkı geldi. Bir sürü oyunlar düzenlendi, şovlar yapıldı, dövüşler yapıldı. Binlerce yıllık bir tarihe dokunuyorum.